bir büyük patiyi çıkıyor. Oo, harika. Efendim hoş geldiniz. Operatör doktor Türker Karabuğa. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi diyabetten bahsedeceğiz. Diyabet tiplerinden bahsedeceğiz. Kendisi Türker Bey, genel cerrahi uzmanı. Diyabet cerrahisinden bahsedeceğiz sonuçta. Ama önce şöyle diyabetle bir giriş yapalım. Hangi durumlarda bu cerrahi gerekli? Kimlere yapılıyor? Hepsini konuşalım. Hı hı. Öncelikle diyabetin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Diyabet halk arasında da şeker hastalığı olarak bilinen, kanımızda glikoz dediğimiz şeker seviyesinin belirli seviyelerin üzerinde seyretmesi, bunun da hormonal mekanizmalarla kontrol altına alınamaması durumunda kan şekerinin yüksek seviyelerde seyretmesi durumundur. İki tipi vardır diyabet hastalığının. Tip 1 ve tip 2 diyabet diye ayırabiliriz. Tip 1 diyabet doğuştan da vücutta pankreasımızdan salgılanan insülinin yokluğu durumudur. Tip 2 diyabet ise sonradan gelişen çeşitli direnç mekanizmaları ve çeşitli mekanizmalarla oluşan insülinin varlığı ama salınamaması ve kullanılamaması, duyarlılığının azalması durumudur. Yani birinci tip 1 diyabet insülin bağımlı diyabet, tip 2 diyabet ise insülin bağımlı olmayan diyabet olarak sınıflandırabiliriz. Peki diyabet cerrahisi nedir? Hangi tipte daha çok bunu uyguluyorsunuz? Tip 1'de mi, tip 2'de mi? Diyabet, başta şunu söylemek istiyorum. Diyabet sinsi bir hastalıktır. Çeşitli organlarda hasarlar yaparak organların yetmezliğine, organ kayıplarına ve hatta ölüme kadar neden olabilir. Diyabet giderek de sıklığı çağımızda artmakla birlikte tedavisi de maalesef ilaçlarla ve insülin tedavisiyle sınırlı miktarda olmaktadır. Yapılan çalışmalar bize şunları gösteriyor. Diyabetin egzersiz, diyet ve ilaç tedavileri ve insülin tedavisine rağmen regüle olma durumu %15'leri geçmiyor. İşte bu durumda alternatif bir tedavi yöntemi aramak gerekiyor. Burada cerrahi devreye giriyor. Kontrol altında olmayan kan seviyesi, kan şekeri seviyeleri durumunda kontrolsüz diyabette insülin diyabet cerrahisi devreye girmiş oluyor. Diyabet cerrahisi nedir? Diyabet cerrahisi vücudumuzda var olan hormonal mekanizmayı harekete geçirmek, tekrar yapılandırmak demektir aslında. Günümüzdeki bu hazır ve işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasına bağlı olarak bağırsaklarımızın hormonal mekanizmaları değişmiştir maalesef. İşlenmiş ve rafine gıdalar sindirim sistemimizde bağırsaklarımızın orta kısmına geldiği zaman artık bir posadan ibarettir ve hiçbir besinsel değeri yoktur maalesef. Ve bu da bağırsaklarımızdaki hormonal aktiviteyi aktif hale getiremez, yani çalıştıramaz. Diyabet cerrahisi burada devreye giriyor. Bu mekanizmayı aktif hale getirmek, yani bağırsaklardaki hormonal uyarımı sağlamaktır diyabet cerrahisindeki amaç. Bu nedenle bağırsağımızın son kısmı, yani 2,5 metrelik son kısmı hormonal olarak en aktif yeridir. Bu kısma ileum diyoruz biz. İnsanlarda bağırsak boyu 4 metre ile 12 metre arasında değişmektedir. Ama ileum dediğimiz kısım herkeste aynıdır. 2,5 metrelik kısımdır. Bu 2,5 metrelik kısmı bir operasyonla midemize bağlayarak tabiri caizse besinlerle ilk teması sağlanıyor. Böylelikle besin teması sonrasında da bu bölgedeki hormonal aktivite artmış oluyor. Evet. Böylelikle pankreasımızda var olan insülin salgılanmış, insülin duyarlılığı artmış oluyor. Dolayısıyla insülin tedavi edilmiş oluyor. Başarılı bir ameliyat mıdır? Bu nedir sonuçları hocam? Evet, şimdi başlığında da söylediğim gibi diyabetin tedavisindeki ilaç ve İnsülinle tedavi oranı, başarı şansı %15'leri geçmiyor. Ama cerrahinin başarısı %90'ların üzerinde. Cerrahi teknik uygulanarak hastaların çoğunun kan şekeri seviyeleri normal seviyelere düşüyor. İlaçlardan kurtuluyorlar. Organ hasarları duruyor ve gerilemeye başlıyor.